Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ait sandığı nerede? Ait sandığı son günlerde ülke gündemini bir hayli meşgul eden konulardan biridir. Ülkenin gündeminden ziyade global olarak ilgi uyandıran konular arasında yer alır. Öncelikle ait sandığının ne olduğunu ele alalım. Neden bu kadar önemli ve niye dünyayı ilgilendiriyor? Ait sandığı İbranice diliyle kavramsal olarak bilinir. Sandık aynı zamanda sözleşme sandığı olarak da bilinmektedir. Sandığı önemli kılan bazı noktalar bulunur. İki orijinal taş şeklinde yer alan tableti içinde bulunur. Bu iki tablet taşların üzerinde 10 emir yazılı şekilde karşımıza çıkar. 10 emir kavramı Yahudiler için ayrı ehemmiyete sahiptir. Sadece Yahudi dinine mensup kişiler için değil, bütün dünya genelini ilgilendirir. Peygamberlerden olan Hazreti Musa'ya Sina Dağı içinde Tanrı'nın emrettiği 10 yazılı kural ve emir olarak bilinir. Aynı durum Hira Dağı içerisinde Hazreti Muhammed'e inen vahiy ile eşdeğerdir. İki durumda farklı iki inanışa göre paralel şekilde karşımıza çıkar. Ancak Müslüman ve diğer toplumlar da Hazreti Musa ve 10 emir konusunu doğru kabul ederek saygı duyar. Sadece peygamberlerin önceliği noktasında dinlerde ayrışmalar söz konusudur. Ahit sandığı, 10 emirin yazılı olduğu tabletleri barındırması sebebiyle aşırı önemlidir. Sandık aynı zamanda altın kaplamalı ve ahşap şekilde bulunur. İbrani toplumunun inancına göre ayrıca sandık içerisinde özel bir meyve ve ahitler için önemli olan Harun'un asası bulunmaktaydı. İddiaya göre sandık Musa'nın emriyle özel olarak yapılmıştır. Sandığın üzerinde motifler ve detaylar durumu doğrular nitelikte. Sandık o kadar değerlidir ki, döneminde taşınırken halktan neredeyse 1 kilometre uzaklıkta olacak şekilde taşınmaktadır. Korunarak taşınan ait sandık, dinler ve kültürler için sembol ürünlerden biridir. İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim içerisinde de ait sandığıyla ilgili bilgi yer almaktadır. Bakara suresinin 248. ayetinde yer alan bilgide ait sandığının tabut olarak geçtiği belirtilir. Hazreti Musa'nın tabutu olarak görüldüğü için kalıntılarının olduğu Bakara suresi içinde geçmektedir. Ait sandığı uzun yıllar boyunca Kudüs içerisinde saklanmaktaydı. Ancak belli süre sonunda nerede olduğu ve neden kaybolduğu bilinmiyordu. Yahudiler ve tapınak şövalyeleri ait sandığını tam 26 asırdır yani 260 senedir aramaktaydı. Geçtiğimiz günlerde ait sandığının Ayasofya içerisinde olduğuyla ilgili bazı gelişmeler yaşandı. 29 Mayıs bilindiği üzere İstanbul'un fethinin yıl dönümü. 29 Mayıs yıl dönümü kutlamaları sırasında yapılan ait sandığıyla ilgili tasvirler Ayasofya semalarına yansıtıldı. Bu olay tüm dünyanın ilgisini üzerimize çekti. Bütün dünya üzerinde ve Türkiye içerisinde ait sandığının Ayasofya içerisinde olduğuyla ilgili görüşler belirtilmeye başlandı. Sandığın önemli olmasının bir diğer sebebi de hakkında birçok kehanetin ve olayın olmasıdır. Sandık, her dinde geçen ve yaşanmış hikayeleri barındıran durumlara sahiptir. İstanbul'un fethi kutlamaları gösterisinde yaşanan olay, ait sandığı Türkiye'de mi sorusunu akıllara getirdi. Ayrıca ait sandığı içerisinde bulunduğu düşünülen Hazreti Musa'nın asası Topkapı Sarayı içerisinde yer alır. Asanın Topkapı Sarayı'nda olması 29 Mayıs olayı ve bazı duyumlar iddiaları iyice güçlendirdi. Peki ait sandığı ülkemizde ise ne değişir veya önemi nedir? Ait sandığı dünya üzerinde yaşayan her insanı ve ülkeyi ilgilendiren konudur.
dünya üzerinde yaşayan Yahudi, Hristiyan ve Müslüman toplum sayısı oldukça fazladır. Sandığın Türkiye içerisinde olması halinde birçok avantaj karşımıza çıkacaktır. İsrailoğullarının çöllerde beslenmesine yarayan bu sandık aşırı önemlidir. İki kez Kudüs'ün kazılarında bulunmaması da sandığın Türkiye'de olduğunu doğrular nitelikte. Hz. Musa'nın denizi yarması olayının sonrasında ait sandığıyla ilgili birçok rivayet geçmektedir. Sandığın maddi olarak değerlenmesi mümkün değildir. Çünkü o kadar değerlidir ki dünya üzerinde sandığı alacak veya satacak bir ekonomik değer biçilemez. Türkiye'nin böyle bir değere sahip olması halinde dünya içerisinde önemi bir hayli artacaktır. Sandığın Türkiye içerisinde bulunması Yahudi ve Hristiyan kesimler tarafından saygınlığı doğurur. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca kişi ziyarete gelecektir. Dinler ve kültürler için Türkiye, miladi bölgelerden biri sayılması muhtemeldir. Her dinde yer alan böylesine özel bir eserin Türkiye içerisinde yer alması, ülkemizin dinler üzerinde etkisini kanıtlar. Buradan da yola çıkarak Kudüs, Mekke, Medine gibi şehirler arasında İstanbul'da isminden söz ettirecektir. Hatta çeşitli ülke politikalarında sandığın söz sahibi olacak anlaşmalara gebe olduğu da düşünülebilir. İsrail ve çeşitli ülkelerle ilgili Türkiye'nin anlaşmalar yapması veya taleplerde bulunması söz konusudur. Turistik ve kültür bakımından büyük etki sağlayacağı gibi diğer dünya ülkelerine koz olarak da kullanımı mümkündür. Gerekli konularda koz olarak kullanılarak ahit sandığı üzerinden pazarlık ve yaptırımlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle sandığın varlığı bir hayli önemlidir. Şu an konuyla ilgili dünya otoriteleri ve bazı bulgular sonucunda oklar tamamen Türkiye'yi göstermektedir. Ahit sandığıyla ilgili söylentilerden birisi de Tarsus kazılarında bulunduğu yönündedir. Bilindiği üzere, geçtiğimiz zaman diliminde Tarsus içerisinde kapsamlı kazı çalışmaları yapılmıştı. Toplam bir yıl boyunca süren kazı sonucunda ne bulunduğu merak konusudur. Kazı süreci boyunca çeşitli izlere ve bulgulara rastlanıldı. Bulunanlardan birisi de gizemli evdir. Aylarca kapatılan Tarsus kazılarında milletvekilleri, siyasi liderler dahi giriş yapamamıştır. Herkese yasak olan bölge sadece arkeologlar tarafından izlenmekteydi. Gizemli evle ilgili tonlarca altın çıktığı iddia edildi. Aynı zamanda Kral Dakinus'un adlı kişinin hazinesine de rastlanıldığı iddiaları var. Aziz Paul'un kayıp İncil'i de Tarsus kazısında bulunduğu söylentileri bulunur. Ancak kazı sonucunda kayıtlara geçen bilgilere göre bu bahsedilen içeriklerin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca kazıyla ilgili en büyük iddia ait sandığının Tarsus kazılarında ortaya çıktığıdır. Çıkan sandığın Ayasofya içerisine yerleştirilerek saklanıldığı da gündemi sarsmaktadır. Bu konuda devlet tarafından net ve kabul gören açıklamalar yapılmadı. Ancak bulunsa da konunun ifşasının Türkiye üzerinde baskıya sebebiyet vermesi öngörülmekte. Bu nedenle dünya üzerinden sandığın verilmesi gibi taleplerin olmaması adına saklandığı iddia ediliyor. Ancak ait sandığının varlığı belirli bir süre saklandıktan sonra açıklanacaktır. Açıklanması için gerekli uygun zemin ve uygun zaman dilimi beklenmekte. Tabii ki bütün bu durumlar rivayet ve varsayım olarak bulunuyor. Ancak bütün rivayetlerin tutarlı olması ve bazı olayların karşımıza çıkması tesadüfün ötesine geçmiştir. Tarsus kazılarında olan bazı durumlar okları Türkiye üzerine çekmiştir. İstanbul Fethi kutlamaları sırasında özellikle ahit sandığı vurgusu ihtimalleri daha da güçlendirdi. Göbekli Tepe gibi dini bölgelerin bulunması da adeta olayın tuzu biberi oldu. Bilindiği üzere Göbekli Tepe bölgesi dinlerin doğuşu olarak bulunan yerlerden biridir. Urfa bölgesinde bulunan yapıt,
Neolitik çağa kadar dayanır. Hatta Hazreti Adem'in yaşadığı zamanla pek bir farkı olmadığı da bulunmuştur. İlk insana bu kadar yakın olması bir hayli önemlidir. Ayrıca ilk din ibadethanesi olması da ahit sandığı ile ilgili Türkiye'yi göz önüne attı. Konuyla ilgili her ne kadar net bilgiler olmasa da şimdilik sandığın ülkemizde olduğuna inanmaktayız. Konuyla ilgili ilerleyen yıllarda daha kesin verilerin muhakkak karşımıza çıkacaktır. Bekleyip süreci yakından göreceğiz.